tabi o. Kolesterol bilmem bu da falan Allah'ımın izniyle kurban olayım. Yanaşmıyor bana onlar yok. Yaşadım ölüm gelmiyor adama. Senin gibi. Geçenler var 105 yaşında varlar. Türkiye'nin gözü kulağı bu köyde. Atatürk'ü gördüm. Zahidi Yetiş'le ekibi o köyde. Ordu'nun Gölköy ilçesindeyiz. Buranın bir özelliği var. Derelerinin ters akması değil. Ancak burası Türkiye'nin en uzun ömürlü insanların yaşadığı yer. Havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez. Gölköy'deki insanların ortalama yaşam süresi 82 yıl. Türkiye'nin en uzun yaşayan insanlarına ev sahipliği yapan Gölköy'de ilk durağımız olan Mehmet amca, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü hatırlıyor. Kaç yaşındasın Mehmet amca? Ben Kasım'da 102'ye geçiyorum. Kasım'da 102 yaşına girecek. O zaman da 4-5 yaşımda imişim, idim yani biliyorum. Rahmetli babam dedi ki, hükümet kurul dedi. Cumhuriyet mumu yapan bir şey. Hükümet orada değil. Babam anneme söylüyor. Biz, ben biliyorum. Evet. O zaman da herhalde 5-6 o arada yaşımı bilmem. Yalnız babam anneme bunu söylediğini niye biliyorum. Mehmet amca yeme içmeyle olur mu bilmem ama Allah ne yazarsa o olur diyor. Yeme içmeyle adam en yaşar diye öyle bir şey diyemem. Yalnız Allah ne yazdıysa odur. Samsun'a, Tokat'a, Ordu'dan yürüyerek gitmiş. Hareket etmek yaşam felsefesi olmuş. Yaya gittim geldim oraya. Samsun'dan. Tokat'ın Reşadiye kazasına yürüyerek gittim geldim. Araba maraba bir şey arama. 2-3 hayvanı önümde satmaya götürüyor. Çok gezdim, çok herhalde benim bu hareketlerimi ondan sayıyorum. Hareketli yaşadım devamlı olarak. Bir asrı geride bırakan yaşamında hep yağ kaymakla beslenmiş. Peki ne yiyordun, ne içiyordun? Yediğin şeyler ne? Yeme içme en mükemmel yağ, peynir, bal, arabayı çok yerim. Ondan sonra sağ ol hani dedim ya o kaymak. Rahmetli eşim bir tekne kaymak yaparlar ya, stüdyo kaymağı doldur ye, orada 4-5 gün dur ye, o sudun üstü el kalenli o kaymak bağlı. Rahmetli onu sudunu sud ye, yağ o teknede kalıyor. Yağın tamamını alacak, teknede yağ bırakırdı bana, teknenin içinde. Yağ kaymağı yerdim kaşoyla beraber. Hatta doktora gittim de aynı sordu sizin gibi. Şunu yerim, bunu yerim, bunu severim falan filan. O sen dedi doktor halinde yaşamışsın. Amca dedi ev donmuşsun ne yapayım dedi. Evvela soğuk bol içerim. 3-5 kişilik meyveyi tek başıma yerim. Tatlıyı da çok yerim. Şeker zararlı değil mi? Şekerli şeyler, şireli. Şeyler, ben onu bir şey saymıyorum ben. Ben onları hep yenip geçiyorum. Yeniyorum onları. 71 sene eşiyle aynı yastığa baş koymuş. Anlatırken gözleri doluyor. Bu eşimle 71 sene yaşadım. Yaylaydı, koyuydu, tallaydı, bağıydı, bahçaydı. Beraber böyle hani boyunduruk derler, boyunduruk ne? Boyunduruğu karşı karşıya yaşadık. Bu bayandır, ben yapamam. Ağacın kalın tarafını omuzuma koy derdi rahmetli. Sen önce tarafını tut, ben kalın tarafını tutarım. 71 sene tövbe, çok gıcık oluyorum. Eşlerini dövüyorlar bilmem ne, elleri kurusun. 71 sene elimi kaldırmış adam değilim, ona 50'sini koy demiş değilim. Özlüyor musun teyzeyi? Aslında anmaz mı? 100 yaşına merdiven dayamış bir başka isim Seher teyze. 95 yaşında ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmüş. Ölüm bizi unuttu diyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk Seher teyze. Sağ ol. Elindekiler ne? Çorap. Çorap mı örüyorsun? Çorap mı örüyorum? Kimi örüyorsun? Torunlarıma, isteyene. Ben isterim. Örüktüreyim. Ben isterim çorap. İstersen ben dürerim.